Edirne'den Trabzon'a sevk edildim. Yaş kaç o zaman? Yaş, efendime 35. söyleyeyim. Yaş kuru o zaman. Yaşımı söyleyeyim. Yılını söyle çıkar abi. 79. Tamam. 79. 89, 99, 2009, 30 sene önce diyelim yani. Evet. 30, 35 sene önce. Yani 30 yaşındasın. Ne kadar uzun hesap yapıyorsun. Yani şairin dediği yaş 35 yolun yarısı eder demiş. Bir sene sonra ölmüş mü o şair? Evet. Yani sonuna gelmiş, haberi yok. 11 sene sonra ölmüş. Neyse. Hapishanelerde bayağı bir gezinti yaptık. Yunan adına, Usul adına. Oradan Şebin Karahisar cezaevi. Ben Şebin Karahisar'ın adını bile duymamıştım. Bilmiyorum. Bu Şebin Karahisar cezaevi ağır cezası var. Kaza cezaevi ama kazada ağır ceza olmaz ama burası ağır cezalı. Bütün etraftaki ilçelerden ağır cezalıları topluyor. Giresun iline bağlı herhalde. Giresun iline bağlı. Fakat Giresun'dan çok dağda bir Kümbet yaylası var. O Kümbet yaylasından bizim geçtiğimiz sene, senenin 3 ayağı çıkmış orası. Ağustos'ta geçirdiler bizi. 8 tane jandarmayla 2 kişi bizi Trabzon'dan. Efendim, hayatımda kurtlu karı orada gördüm ilk defa. Öyle Kümbet yaylası. Şebin Karahisar cezaevine gittik. 75 mahkum var. 70'i cinayetten yatıyor. Başka suç yok. 3 tanesi kız kaçırmış, ırza geçmiş. 2 tane kundaklama var. 70 tane de cinayet. Başka suç yok. Oradaki hikayeler biraz daha çok hikayeler oldu da ben esas Ramazan'da işte gittikten bir hafta sonra Ramazan girdi. Ramazan'da öyle bir ilk gittiğimizde bizi ağalar koğuşuna verdiler. 2 tane küçük koğuş var. 8 kişilik, 10 kişilik. 3 tane öyle küçük koğuş var. 2 tane de büyük koğuş var. 30-40 kişi işte oradakiler. Bizim gittiğimiz koğuş ağalar koğuşuymuş. 8 kişi yatıyoruz orada. Efendime söyleyeyim. Oranın ağası, hapishanenin ağası da 3 tane suç ortağı var, kiralık katil. Bir adam öldürmüşler ıspanak fiyatına. Adam başı 3-4 bin lira ancak düşüyor. Sivas Şuşehirli bunlar. Kendisi bizim koğuşta yatıyor, başları. 2 tane suç ortağı da büyük koğuşlarda yatıyorlar. Hapishanenin de ağası. Bir tane meydancımız var, 17 yaşında bir çocuk. Cahil, fakat çok utangaç bir çocuk öyle. Zavallı diyorum ben ona çünkü işlediği cinayet de cehaletten yapmış. Bunun da fıtığı varmış. Bir gece fıtığı tuttu, kıvrandı, durdu hapishanede. Dişin dahi ağrısa dert üstüne derttir. Böyle hiç ne ilaç bulabilirsin gece, ne dışarı çıkabilirsin. Böyle kıvranır durursun. Bu çocuğun da fıtığı vardı. Hastaneye de gönderemedik. Sabaha kadar kıvrandı çocukcağız. O ağanın da, hapishane ağasının da bir tane yatağı var. 2 kişi zor kaldırır öyle yün yatak. Ramazan'ın birinci günü. Böyle oruçluyuz, yatağını koymuş, güneşi kuruyor. Oraya geldim, bir şey gördüm. Ben Kastamonulardan hep fıkrasını duyardım. Orada kendisini gördüm. 2 kelimede bir küfür ediyorlar bu. Küfürle konuşuyorlar hep. Bir su getir, bilmem ne yaptığına koyayım. Şunu al, bilmem ne koyayım. Hep böyle koyayım lan, küfür ediyorlar hep böyle. Küfürlü konuşuyorlar. Ramazan'ın birinci günü volta atıyorum. O ağa Hüseyin ağa yatağı, o meydancı çocuğa dedi benim ranzaya koy, ikinci ranza böyle yüksekte. Ben de dedim Hüseyin ağa, o çocuğun fıtığı var biliyorsun, akşam sabaha kadar kıvrandı.
ağır kaldırmasın, başka birileri koysun. Sen ne geliyorsun daha dün, sen ne karışıyorsun daha dün geldim falan dedi bana. Ulan dedim ben de bilmem ne korum, bir tekme sandalyeye çarşı karıştı. Vay küfür ettin dedim, geldiğimden beri koyuyorsunuz be, bir sefer koydum dedim falan. Yok sen küfür ettin dedi bana. Bizi aldılar, o geldim arkadaşlar bir hücreye. 13 kişilik bir koğuş vardı, ufak koğuş. Onu boşalttılar hepsini. İki bizi koydular oraya. Tecrit ettiler. Öyle. O yanımdaki arkadaş da hayatında hiç oruç tutmamış. Ona zorla oruç tutturuyordum. Yemeği ona yaptırıyordum çünkü. 3-4 gün zor zapt etti kendini. Bir gece öyle moralim çok bozuk. Parmaklıklar şöyle yüksekte. Ramazan işte daha imsak olmamış. Tırmandım o şeylere, parmaklıklara. Başladım Allah'a yalvarma. Öyle bir yalvarıyorum ki böyle hem ağlıyorum böyle şakır şakır gözümden böyle yaşlar geliyor. Allah'a yalvarıyorum. Ya Rabbi. Ya Rabbi beni çıkart buradan. Kurtar beni. Bunaldım ya Rabbi. Nasıl yalvarıyorum? Ne kadar, kaç saat yalvardığımı da hiç farkında değilim. Allah'la öyle konuşmaya başladım. Öyle bir sevk almaya başladım ki. Allah'la konuşuyorum yani böyle. Vazgeçtim ya Rabbi, vazgeçtim. Beni buradan çıkartma. Ama bu zevki benden alma demeye başladım bu sefer. Öyle bir, öyle hayatımda Allah'la en yakın olduğum an orası. Fakat bir kere Cenab-ı Hakk'a o kadar yalvarmışım ki ikinci duamı kabul etmedi. Birinciyi tamam dedi. Ertesi günü kendimi dışarıda buldum. Hiç çıkamayacakken oradan beni oranın gençleri kaçırdılar. Nasıl kaçırdıklarını da sonra anlatırım.